Herkese merhaba. 18 Kasım tarihinde yapılan ritmik deneme sınavının Türkçe çözümleriyle beraberiz. Birinci sorudan başlayalım. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Yine bir kelimede grubunda anlam sorusu. Eğer sizden sokakları süpürmeniz istenirse Michelangelo'nun resim yaptığı, Beethoven'un beste yaptığı veya Shakespeare'in şiir yazdığı gibi ki süpürün. O da o kadar güzel süpürün ki gökteki ve yerdeki herkes durup burada nokta nokta desin. Michelangelo resim alanının en ünlü sanatçılarından birisi. Bu işi en iyi yapanlardan birisi. Beethoven bestekarlıkta dünyanın en iyilerinden biri. Shakespeare ise yazdığı şiirlerde dünyanın en iyi şiir yazanlardan birisi haline gelmiştir. Burada çalışkanlık, dünyanın en iyi o işi yapanı, bu yerin en kabiliyetlisi, yeteneklisi, ne harika şeyler olmuş ya da işini çok pratik yapan birisi ifadelerine yer verilmiş. Burada alanında en iyi olanlar, en ünlü olanlar verildi. Demek ki aşağıdaki şıkta da o alanda en iyisi olmasını arayacağız. Birinci sorunun doğru cevabı B seçeneği. İkinci soru, bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlatımı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Yerlerine getiriyorduk bunları. Aynı şekilde uyum sağlıyorsa ya da eş anlamlıysa doğru kullanılmış, eş anlamlısı kullanılmamışsa yanlış kullanılmış diyorduk. Lübnan asıllı, yani Lübnan kökenli, doğru. Ülkesini tarumar eden, tarumar etmek perişan etmektir. Bu da doğru kullanılmış. Hayat hikayesi çarpıcı ve kanımca meselelere, yani sorunlara nasıl baktığı belirliyor. Bu da doğru. Hep steril, temiz, korunaklı, uyar birbirine. Düzenli bir ortamda büyümüş olmasının derin ile samiminin bağlantısı yok. Samimi demek, içten demek. Böyle bir kelime kullansaydı uyumlu olacaktı. Ancak 5 numaralı kelime parantez içinde verilenle uyuşmamaktadır ikinci soruda. Üçüncü soruda bu parçada kurmak sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır? Şehrin gürültüsünden kaçmak ve temiz hava almak için mesai arkadaşlarımızla bizim köyün tepesinde çamların ortasında bir alana çadırlarımızı kurduk. Yani çadırlarımızı monte ettik. Köylü kadınlar bir çardağın altında turşu kuruyorlardı. Gereken şartları hazırlayıp kendi kendine olmaya bırakıyorlardı onları. Öğlen yemeği için kurduğumuz sofra, yani hazırladığımız sofraya biraz turşu aldık köylü kadınlarından. Kısa sürede hem arkadaşlarda hem köylülerle güzel bir dostluk kurduk. Yani güzel bir dostluğumuz oluştu diyor. Burada aklına koymak karşılığında kullanılmamış 3 numaralı soruda. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde baş, karıştırmak, takılmak sözcükleri belirtilen anlamları karşılayacak şekilde kullanılmıştır? Bir şeyin yakını veya çevresi. Karıştırmak, göz atmak, incelemek. Takılmak, bir şeyden bakışlarını alamamak. A seçeneğinde önünü çok iyi göremeyen adamın ayağı bir şeye takıldı. Bakışlarını alamamak değil, engel olmak anlamında kullanılmış burada gitti hemen. Başı eğik kadını, kafası anlamında kullanıldı burada. Bir şeyin yakını veya çevresi anlamında kullanılmadı. Yağmurlu bir pazar sabahı kahvaltı masasının başında, yani yakınında ve çevresinde. Günlük gazeteleri karıştırırken, göz atarken, incelerken gözüm birden dışarıya takılıyor. Oradaki olanı, bakışlarını alamıyor şeklinde kullanıldı. C seçeneğinde tüm kullanımlar verilmiş. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede nesnel bir benzetme yapılmıştır. Nesnel ispatlanabilir.
demek. Bakalım. Yazarın kelimelerle olan ilişkisi maden kuyumcu ilişkisi gibidir. Kelimeler ile olan ilişkisini maden ile kuyumcu arasındaki ilişkiye bağlamış. Nesnel midir? Kanıtlanabilir bir düşünce midir? Kişiden kişiye değişen bir düşüncedir. Burası nesnel değil, öznel bir düşüncedir. Herkese göre değişir. Diğer şıkları kontrol edelim. İkinci cümlede sözcüklerin zamanla olgunlaştığından söz edilmiştir. Her kelime yazarlık teknesinde yoğrula yoğrula kıvamını bulur. Kıvamını bulmak, olgunlaşmak. Doğru. Üçüncü cümlede sözcüklerin anlam inceliği kazanabilmeleri için şarta bağlanmıştır. Bir kelimenin farklı söz birliklerinde kullanıldıkça ince anlamlar kazanması uzun bir süreç ve yazarlık deneyimi gerektirir. Kelimelerin anlam inceliği kazanması, yani ince anlamlar kazanması şurada, uzun bir süreç ve yazarlık deneyiminin şartıyla ilişkilendirilmiş. Dördüncü cümlede yazarın sözcüklerle bütünleşerek onlara değer kattığından söz edilmiştir. Yazar kelimelerle dostluk kura kura onları kendi ruh ve kalbinin sınırlarına ortak eder. Onlarla bütünleşerek onlara değer katmış. Beşinci cümlede her kelimenin onu özümseyen yazara özgü olduğu belirtilmiştir. Kelime kelime kurulan bir dil evreninin her kelimenin ona damgasını vuran yazara ait olma tonlarını oluşturur. Damgasını vurmak, ona özgü olmak, ait olmak aynı anlamlarda kullanıldı. Burası da doğru cevabımız. Ancak A seçeneğinde nesnel değil, öznel, yani kişiden kişiye değişen bir anlatım benzetme yapılmıştı. Yukarıda verilen 2 numaralı cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 1 numaralı cümle, 1. cümlede ifade edilen duruma bağlı olduğu koşulu dile getirilmiştir. Durumun bağlı olduğu koşul 2'de dile getirilecek. 1. cümlede bahsedilen durumu örnekleyen bir yargıdır. 1. cümlede durumun sebep olabileceği olumlu ve olumsuz sonuçlardan söz edilmektedir. 1. cümlede değinilen durum ile ilgili olumsuz bir eleştiridir. 1. cümlede durumun gerekçesine, yani nedenine değinilmiştir. Okurla kitabı daha kolay yoldan buluşturma gayretleri çağlar boyunca süre gelmiştir. Rönesans döneminde bir yandan Montaigne, bir yandan Erasmus kendilerine okuyup beğendikleri kitapları okurlar, onları sağda solda arayarak zamanını boşa geçirmesinler diye bir araya getirilmiştir. Kitabı daha kolay yoldan okurla buluşturma gayretlerinin iki örneğini bize sundu. Montaigne ve Erasmus'un yaptıkları burada birer örnektir. Birinci cümlenin örneği verilmiştir. Bu da B seçeneğinde vardı 6. soruda. Bu cümlede yabancı dil ile ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yani bu parçanın ana düşüncesi, bize vermek istediği mesaj nedir diye soruyor bize. Yabancı dil öğrenmek için okutulan derslerin çoğu bilgiye dayalıdır. Oysa yabancı dil bir beceri işidir ve beceriyi yinelemeyle kazanılır. Yani tekrar edilerek, üzerinde çok çalışılarak, yani bol pratik sahibi, pratik yapılarak. Dil öğrenmenin uzun vadeli ve asla bitmeyecek bir süreç olduğundan yukarıda bahsetmedi. Yabancı dilin öğrenilmesinde disiplin rolünün çok önemli olduğunu, disiplinden bahsetmedi. Yabancı dilin ancak okullarda öğrenilebileceği demedi. Yeni bir dilin bilgi sahibi olmakla değil, pratik yapılarak, yani yinelemeyle, tekrar yapılarak öğrenilebileceğini söyledi. Özel yetenekli insanlar diye bir şeyden zaten bahsetmedi yukarıda. 7. sorunun doğru cevabı D seçeneği. Bu parçadaki altı çizili sözle Behçet Necatigil ile ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Behçet Necatigil, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında ev konusunu işleyen ve evi bir yazı mekanı olarak ustalıkla kullanan en önemli şairdir hiç şüphesiz. Necatigil, örnek bir çilekeş portresi çizen bir sanatçımızdır.
Altı çizili söz gruplarında özellikle bunu parçalara ayırarak altta aynı ya da yakın anlamlı sözcükleri aramanız doğru cevaba ulaşmakta sizin için çok güzel bir yol olacaktır. Öyle ki bütün hayatını edebiyata adamış, bir bakıma edebiyat dışındaki hayatından vazgeçerek, yani bedel ödeyerek, acı çekerek edebi üretimini ölünceye kadar devam etmiştir. Bedel ödeyerek, acı çekerek, yani örnek bir çilekeş olmuş. Şair örnek bir çilekeştir. Çünkü hem acı çekmenin en derin katmanlarına inmiş, hem de acısını yüceltmede profesyonel bir yöntem keşfetmiştir. Duygularını kaleme dökmede çok başarılı oldu. Edebi yaşamında acı çeken insanlara kılavuzluk yapmaya çalıştı. Şiirinin acı çeken, acısını sanata dönüştüren çilekeş, portre resim yapmak, yani onu sanata dönüştürmek, kendi hayatından çok fedakarlıkta bulunan bir şair işi oldu. Burada da bedel ödeyerek, acı çekerek ölünceye kadar bu işi yaptığını söylemişti hemen devamında. Bunu hayat felsefesi haline getirmişti Behçet Necati Gil. Bunda çok yakın şeyler yakaladık. Şiirinde en çok işlenen konunun çile olduğu değil vurgulanan orayla. Hayatın olumsuz yönlerini anlatmada daha başarılı olduğu, öyle bir durumdan da söz etmedi. Şiirinin acı çeken, yani çilekeş olan, acısını da sanata dönüştüren, bununla çileyle portre çizmek, sanata dönüştürmek, kendi hayatından çok fedakarlıkta bulunan, burada bedel ödeyerek, kendi hayatından vazgeçerek, şurada söyledi onu da, bulunan bir şair oldu. Doğru cevabımız C. 8'de. 9. soru. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Her bir cümlenin konusunu tespit etmemiz lazım. Gözyaşı, göz çukurunun dış üst boşluğunda kaş kemiğinin hemen altında bulunan gözyaşı bezleri tarafından üretilir. Bize burada gözyaşının nasıl ortaya çıktığından bahsetti. Bu sıvı derken şurada gözyaşından bahsediyor. Gözlerimizi kırptıkça bir film tabakası şeklinde gözümüzün üzerine dağılarak dış etkenlerden korunmasına yardımcı olur. Kullanılan gözyaşı, gözümüzün iç köşesinde bulunan iki küçük kanal ile burun boşluğuna doğru tahliye edilir. Esneme sırasında ağzımızın genişçe açılmasıyla gözlerimiz kapanma noktasına gelir ve göz çevresindeki göz kasları kasılarak gözyaşı bezlerinin üzerinde basınç oluşturur. Burada gözyaşı bezlerinin, gözyaşından değil, gözyaşı bezlerinin üzerinde olan basıncı söylediniz. Bunun da esnemeyle yapıldığını. Basıncın etkisiyle, yani 4'ten 5'e bir bağlantı kurdu burada. Basıncın etkisiyle daha sonra kullanılmak üzere bekletilen gözyaşı göze doğru akmaya başlar. Aynı zamanda esneme sırasında oluşan kasılma, gözyaşını tahliye eden kanalları da geçici olarak kapattığından fazladan gelen gözyaşımızın gözde birikmesine yol açar. Birinci cümlede gözyaşı, ikinci cümlede bu sıvı derken yine gözyaşı, üçüncü cümlede de kullanılan gözyaşının bunları üçünü birbirine bağladı. Bunlar bir paragraf halinde karşımıza çıkıyor. Dördüncü cümle esnemeden bahsetti ve gözyaşının bir basınç, gözyaşı bezlerinde bunun bir basınç oluşturduğunu söyledi. Beşinci cümlede yine basınç kelimesinden yola çıkarak onunla ilgili açıklamalarda bulundu. Ve altıncı cümlede de yine esneme dedi. Burada da 4, 5 ve 6 bir grup oluşturdu. Yani ikinci paragrafa başlayacağımız yer tam olarak burası. C seçeneği doğru cevap. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri sıfat değildir? Sıfatlar isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ya da belirten sözcükler. Bir isim bulup ona bazı sorular sorarak tespit ediyoruz. Gerçek dost acı da olsa doğruları söyler. Şurada birinci kelimeden sonra karşılaştığımız ilk isim burası. Bir dost acı da olsa doğruları söyler. Nasıl doğrular? Hangi doğrular? Burada acı kelimesi doğruyu nitelemiyor.
Burası isim olarak kullanılmış. Şelale altında durmak, açık sözlülüğü ile tatsız gerçeklikleri. Nasıl sözlülük? Açık sözlülük burada sıfat olarak kullanılmış. Nasıl gerçek? Tatsız gerçek. Burada da sıfat olarak kullanılmış. Tatlı, esprili bir dille. Kelimeden sonra ilk denk geldiğimiz isim burası. Nasıl dil? Şurada tatlı dil cevap veriyor. Hatırlatarak uyarıcı tavrıyla güvenilir bir gerçek dost profili çiziyor. Şurada dost kelimesi isim. Şunu çizseydi sıfat olacaktı. Nasıl dost? Gerçek dost. Nasıl dost? Güvenilir dost. Şurada isme sorduğumuz soruya şurası cevap veriyor. Burası da sıfat. Ancak dost kelimesi isim olarak kullanıldı. 1 ve 6 sıfat değil. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Niteleyici sözcükler yani sıfatlar kullanılmıştır dedi. Eke dikkat edin, birden fazla bulacaksınız. Karşılaştırma yapılmıştır. İki varlığın benzer ya da farklı noktaları birbiriyle değerlendirecek. Sayısal verilerden yararlanılmıştır. Burada da istatistiki bilgiler olacak. Benzetmeye başvurulmuştur. Bir varlık başka bir varlığa güçlü ya da zayıf yönleri bakımından benzetilecek. Bilgilendirme söz konusudur. Konuyla ilgili bize açıklama yapacak. Baobab ağaçları dikkat çekici kılan en önemli özellikleri şişkin gövde yapılarına ve küçük dallarından kaynaklanan ilginç görünümleri ve 2500 yaşına kadar yaşayabilmelidir. Biz de buraya baobabla ilgili, ağaçlarla ilgili bilgiyi verdi. Ayrıca niteleyici sözcüklerde yani sıfatlarda bol miktarda birinci kısımda mevcut. Ağacın gövdesinde büyüme halkaları oluşmadığından yaşlarının belirlenmesinde radyokarbon yöntemi kullanılır. Yine bize burada bir bilgi verdi. Kurak bir bölgede 120 bin litre suyu gövdelerinde tutabilirler. Bilgi verdi. Baobab ağaçlarının 9 türü vardır. Bunlardan 6'sı Madagaskar'da, 2'si Afrika'da, Arap Yarımadası'nda, bir tanesi de Avusturya'da bulunur. Baobab ağaçlarının boyu 5 ila 30 metre, gövde çapları 10 metre kadardır. Burada bize yine sayısal verilerden, istatistik bilgilerden verdi ve 9 farklı türünün olduğunu, bunların ağaçlarının nerelerde olduğundan bahsetti. Karşılaştırmaları da yaptı ancak bir yere benzetmeye bağlamadı hiç. Baobab ağaçlarını hiçbir şeye benzetmedi. Şurada yukarıda da zaten dikkat çekici kılan en önemli özellikleri diğer özellikleriyle karşılaştırılmış da diyebilirsiniz. Oradan da karşılaştırmayı yakalayabilirdik. 11. cevabı D seçeneği. 12. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin birden çok örneği yoktur? İyilik, tamlayan, yaklaşma, kipeki, bulunmayık. Şunların içerisinden bakalım. Halbuki gelip geçenlerin çoğu, geçenler, in, çok, u. Şurası ilgi durumu, yani tamlayan eki. Bir tane örneği var. Çoğu iyilik eki. Onun da bir tane örneği var. Çocuklar, bu parlak camekanların önü. Camekanların önü. Yine bir tane şurada üçüncü tekil iyilik eki. Burada da bir tane tamlayan eki var. Birden çok örneği bunun çıktı. Önü sözcüğünün üzerinde bulunma hal eki var. Bir tane bulduk. Durup orada... Yine bulunma halekini bulduk. O da gitti. Bir köşeye, şurada yönelme ya da yaklaşma haleki dediğimiz ek. Ustaca bir karmaşıklık içinde, yine bulunma haleki, yığılmış oyuncaklara
Yaklaşma 2 oldu. O da gitti. Gözlerini gözleri yerik eki bulduk. Belirtme hal eki bulduk. Dikiyorlar. Şurada dik i yorlar. Şurası şimdiki zamanki peki. Cümlenin içerisinde başka çekimli fiil yok. O zaman cevabımız D seçeneği oldu. 13. soru. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tam şu kısma kadar olan nokta, özellikle son cümle, bizim için belirleyici özellikler taşıyor. Her cümle kendisinden sonrakinin açıklayıcısı konumundadır. Ve bir sonrakine, şuradaki bölüme, sebep oluşturacak. Bu ifadelere sebep oluşturacak. Yaşı kaç olursa olsun, eserleriyle, sözleriyle, ataklarıyla her daim genç olan yazarlar vardır. Yaşın önemi yoktur burada. Bahsettiği bu. Taze coşkulu, yenilikçi gür sesli atak eserler üretirler. Okurların bu yaşlı yazarların yaşını tahmin etmeleri imkansızdır. Öyle yazarları tanımayanlar yazıya yeni başlayan usta bir genç yazarla karşı karşıya olduklarını sanabilirler. Böylece nokta nokta nokta. Şıkların içerisinde gençlik yaşlılık kavramlarını yok ettiklerinden bahsedecekler. Aradaki farkı sildiklerinden söz edecek. Yazarların hangi dönemde daha verimli olduğu çok önemlidir. Burada verimli oldukları dönem diye bir şeyden bahsetmedi yukarıda. Yazarların yaşı ilerledikçe bilgeliği artar. Bu da yazarlığına yansır değil. Biz yaşı yıkmasını arıyoruz. Yaşanmışlıkla edebi eserlerinin birbiriyle ilişkisi olduğunu gösterir bu yazarlar. Yaşanmışlıklar tecrübe demek. Bu da gitti. Bu yazarlar, genç yazar, yaşlı yazar genellemeleri neredeyse yerle bir ederler, yıkarlar. İşte tam olarak aradığımız buydu. Bu yazarlar hangi yaşta, hangi yazınsal türleri yazması gerektiğini göstermişlerdir. İfadesi de alakasız. Onun için cevabı D seçeneği. 14. Bu parçada tamlamalardan hangisi ya da hangileri yoktur? Bakalım. Tekneden biraz açılıyor ve sonra kendimi Ölüdeniz'in yakınlarında, şurada Ölüdeniz'in yakınları belirtili isim tamlaması var. Akdeniz'in derinliklerine bırakıyorum. Akdeniz'in derinlikleri yine burada belirtili isim tamlaması. Denizin dibi baştan başa su yosunlarıyla kaplı. Denizin dibi belirtili isim tamlaması. Baştan başa su yosunlarıyla kaplı, suyun yosunları, burada da belirtisiz isim tamlaması var. Adeta bir yosun denizi var. Yosun denizi yine belirtisiz isim tamlaması. Bu yosun denizinin bazı bölümlerinde, yosun denizinin bazı bölümleri zincirleme isim tamlaması, gözüme dev koridorlar çarpıyor. Şurada gözüm. Şunun başına benim yazdığımızda okunan bir ek. Yani bu bir iyelik ek. Yani burası tamlanan, burası da tamlayan oluyor. Tamlayan kelime cümlenin içerisinde yazmadığı için buna da tamlayana düşmüş isim tamlaması diyoruz. Bu da var. Tamlayanı belirtisiz isim tamlaması olan sıfat tamlaması seçeneklerin içerisinde yoktu. 14. cevabı C seçeneği. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Cümle cümle tek tek konularını belirleyeceğiz. Geçmişte insanlar açık denizde ufuk çizgisi ve gök cisimlerini, örneğin güneşi, ayı, yıldızları, takım yıldızlarını takip ederek yönlerini bulmaya çalıştı. İnsanların açık denizde yönlerini nasıl bulduğunu anlattı bize. Ufuk ile gök cismi arasındaki yüksekliği ölçmek için kullanılan bilinen ilk alet 9. yüzyılda Arap denizciler tarafından keşfedilen kemal adı verilen bir aletti. Burada aletten bahsetti bize. Ufuk ile gök cismi arasındaki yüksekliği ölçmek için kullanılan bir aletten bahsedildi. Alet, yani bu ufukla bunu ölçmek için, ufuk çizgisiyle gök cismi arasındaki yüksekliği ölçmek için kullanılan alet. Ahşaptan yapılmış,
Dikdörtgen şekilli bir levhadan oluşuyor. Levhanın ortasında üzerine eşit aralıklarla düğüm atılmış bir ip geçiriliyordu. Levhanın alt kenarı ufuk çizgisiyle hizalı olacak şekilde tutuluyor. Üst kenarı ise kutup yıldızları hizalı olacak şekilde ipin üzerinden hareket ediyordu. Yine burada bize o aletten bahsetti. Levhanın yüksekliğiyle ve göz ile levha arasındaki mesafe ölçülerek kutup yıldızının ufuk yüksekliği üzerindeki yüksekliği hesaplanıyordu. İkinci cümlede, üçüncü cümlede, dördüncü cümlede ve beşinci cümlede ufuk ile gök cismi arasındaki yüksekliği ölçmekte kullanılan aletten bahsedildi. Ama birinci cümlemizde bize insanların yönlerini nasıl bulduklarından bahsetti. Yani birinci cümle parçayla alakasız ve akışı bozmaktadır. 16. soru. Bu cümlede ki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? İçinizdeki oluşan bir duyguyu beklemeye almayı, onun izini sürmeyi, bir meseleyi, duyguyu, yaşanmışlığı, sıcaklığı, sıcağı, sıcağına değil de soğumaya bırakarak yazmayı tercih ettiğinizi, öykülerinizdeki anlatım, kurgu, dil üçlüsüne bakarak anlayabiliyoruz. Cümlemizin yüklemi çekimli bir fiil tam olarak şurada verilmiş. Anlayabilen kim? Biz. Öznemizi bulduk. Gizli bir öznemiz var. Biz neyi anlayabiliyoruz? İçinizde oluşan bir duyguyu beklemeye almayı, onun izini sürmeyi, bir meseleyi, duyguyu, yaşanmışlığı, sıcağı sıcağına değil de soğumaya bırakarak yazmaya tercih ettiğinizi anlayabiliyoruz. Nasıl anlayabiliyoruz? Öykülerinizdeki anlatım, kurgu, dil üçlüsüne bakarak anlayabiliyoruz. Şuradaki sıfat fiili ve şuradaki zarf fiili çok dikkat etmemiz gerekiyor. Fiilimsiler için biz bir mıknatıs görevi görüp onları üzerine nasıl çektiğinden bahsetmiştik boştakileri. Uzunca bir cümle, öge sıralanışı, belirtili nesne, neyi diye sorduk. Cevap olan kısım buydu. Nasıl diye sorduğumuzda bize zarf tümlecini verir. Daha sonra da en sonunda yüklemimiz var. 16'da A seçeneği doğru cevap. 17. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bazı insanların keşke bu kadar duygusal olmasaydım dediğine şahit olmuşsunuzdur. Aslında duygusallıktan kastedilen şey, bazı durumlarda duygularını yoğun bir şekilde hissetmekse bunu engellemenizin bir yolu yok. Çünkü en heyecanlı taraflardan birini duygular oluşturuyor. Düşünsene, çok neşelenmediğini, hayranlıkla bir manzaraya bakmadığını, sana zarar verecek şeylerden korkmadığını, haksızlıklar karşısında şaşkınlığa düşmediğini. Hayat çok garip olmaz mıydı? Hayatta birçok şey A ve B noktası arasındaki çizgiden oluşuyor. Duygular bu iki nokta arasındaki çizgiyi çekebilir hale getiren güzellikler arasında. Aşırı duygusal olmanın karşıtı, duyguları tamamen hayattan çıkarıp aşırı mantıklı olmak değildir. Çünkü, nokta nokta demiş, insan psikolojisi söz konusu olduğunda var olan hiçbir şey öylece ortadan kaybolmuyor. Halının altında da olsa seni etkilemeye devam ediyor. Burada duyguların bir anda yok olup gitmediğinden önünde boşluğun, önünde ve arkasında bahsetti. Mantıklı bir şekilde devam etmesi için buna benzer bir şey şıkların arasında arayacağız. Önemli olan duyguları kontrol edebilmen ve dengeyi kavrayabilmen. İnsan olarak duyguların tesirinde kalarak mantık dairesinden dışarına çıkabilirsin. Duyguları hayatından çıkarmak mümkün değildir. En fazla yok sayabiliriz. Bak, parçanın boş bırakılan yerinden öncesinde de sonrasında da bahsettiği yer tam olarak burada. Yani biz soruyu okuduğumuzda ardından gelebilecek şeyleri tespit etmemiz bizim her zaman faydamızı sağlayacaktır.
17'nin doğru cevabı C seçeneği olarak çıktı. Bu cümlenin öznesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Hayatın sürprizleri karşısında sürekli dalgalanmak yerine en fırtınalı günde bile dümeni düz tutmayı sağlayanlar bunu nasıl başarabiliyorlar? Başarabilen kim? Hayatın sürprizleri karşısında sürekli dalgalanmak yerine en fırtınalı günde bile dümeni düz tutmayı sağlayanlar. Şurada virgüle de dikkat edin zaten bakın. Öznenin önüne muhakkak burada virgül geliyor uzun cümlelerde. Şimdi bunun içerisinde hangisi yok, hangisi var ona bakalım. Hayatın sürprizleri karşısında sürekli dalgalanmak yerine en fırtınalı günde bile dümeni düz tutmayı sağlayanlar. Şuradan kolaylardan başlayalım. Sağlayanlar. Sağlamak fiil. An en sıfat fiil eki. Sıfat fiil seçeneklerde yok. Şurada tutmayı demiş. Tutmak. Fiil. Mame'den iki seçeneğiniz var. Ya olumsuzluk eki. Ya da isim fiil eki. Bunu belirlemek için de şunun olumsuz anlam katıp katmadığını değerlendireceksiniz ki burada olumsuz bir anlam katmamış. Yani isim fiil eki, isim fiil burada var. Şuradan bakalım. Bile sözcüğü var. Günde dahi anlamı katmış burada. Dahi anlamına geldi bile. O bir bağlaç. Daha sonra devam edelim. Kelime grubunun içerisinde işaret etmek için kullanılan bir tane sözcük bulmamız lazım. İşaret etmek için kullanılan hiçbir sözcük yok. Yani işaret zamiri olma ihtimali de yok seçeneklerin içerisinde. Bunu tespit ettik. Öznesinde başka bakalım. Hayatın sürprizlerinin karşısı. Tam olarak burası da bir zincirleme isim tamlaması. Sürekli dalgalanmak yerine. Şurada da yine isim fiilimiz var. Bu bir fiilimsi olduğuna göre. Buna nasıl sorusu sorabilirsiniz? Şu bir fiilimsi olduğuna göre buna da nasıl sorusu sorabilirsiniz? Size durum zarfını vereceklerdir. Nasıl tutmayı? Şurada düz tutmayı dedi. Fiilimsiye sorduğunuz nasıl sorusu size durum zarfını verecektir. Onu da tespit etmiş olduk. Yani yine D seçeneğine çok rahat bir şekilde ulaşabildik. Aşağıdaki yargılardan hangisinin bu parçadaki sanatçının sanat anlayışıyla örtüştüğü söylenebilir. Şuradaki sanat anlayışını belirleyip aynı şekilde aşağıdan arayacağız. Roman yazmaya yeltendiğimizde önden bir çatı kurmamış, işin en başında mimar titizliğiyle incelikli çalışmamışsak, kenarlardan kıyısından anlatısı bir şey geldi aklıma. Şöyle oturayım da yazı vereyim. Aman ne de keyifliymiş deyip haldır haldır klavyeye girişmişsek, şurayı çizelim. Azıcık ilerledikten sonra ögelerin her birinin bir yana savrulduğunu, dilin eğilip bükülmeye başladığını görme ihtimalimiz çok yüksektir. Buradaki roman parçadaki yazarın sanat anlayışı, roman oluştururken bir çatı kurmak, üzerinde incelikle titizli bir şekilde çalışmak gerektiğini, paldır küldür işe girişmemek gerektiğini, yani bir planınız olması gerektiğini savunan bir görüş. Aşağıdan bunu arayacağız. Yazacaklarımın çok azını önceden planlarım. Hikayenin sonunu ise nadiren düşünürüm. Bu seçenek yukarıdakiyle çelişen bir seçenek. Kurgusal yazıyı bir yolculuk olarak düşünecek olursak, yazarın rolü yazının akışına seyirci olmaktır diyebilirim. Yani hiç müdahale etmeyeceksiniz diyor. O da düşüncesiyle çelişiyor. Planlı olmanın
Yazılacaklar için önceden bir nevi iş listesi, hayal etmenin bir faydası olacağını düşünmüyorum. Tam tersini söyledim. Roman yazarken finali daha yolun başındayken bilmem olayın akışına kapılabilirim. Yine kendini rüzgara teslim etti, bunda da yukarıdakiyle çelişiyor. Roman bağda kalırsa tartışmasız bir şekilde iskelet ve plan ister. İşte tam olarak burada belirlemiş olduk. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği yoktur? Cennetin çocukları. Şurada ünsüz yumuşamasına aykırılık var. Seçeneklerde yok. Çocukların ukala, ağzı kalabalık. Şurada ağız, ı. İki heceli ve ikinci hecesinde dar ünlü bulunan sözcükler ünlüyle başlayan ek aldıklarında dar ünlüleri düşer. Buna ünlü düşmesi dedik. B seçeneğe gittim. Kalabalık, yetişkin. Şurada var. Yetişkin ekimiz. Sonu fıstıkçı Şaban ünsüzleriyle biten kelimeler CDG ile başlayan ek aldıklarında benzeşirler. C'de gittim. Ruhlu cüceler gibi değil. Tas tamam. Çocuk gibi olduğu ol duk u. Yine sonu PCTK ile bitti. Gelenek ünlüyle başladı. Yumuşak G oldu. Yani ünlü değişimi, pardon, ünsüz değişimi, yani ünsüz yumuşaması dediğimiz ses olayı. Bu da gitti. Sıcacık. Şurada kelimemiz sıcak. Sonu K sesiyle biten kelimeler küçültme eki aldıklarında sondaki K sesini düşürebilirler. Buna da ünsüz düşmesi olayı diyoruz. Ünü daralması kaldı geriye. O da yok demek ki kelimeler içerisinde. Aşağıdaki örneklerden hangisi bu parçanın düşüncesiyle örtüşmez? Negatif anlam taşıyan kelimeler kullanıldığında beynin amigdala bölümü harekete geçiyor. Ve vücudun gerginlik yaratacak olan hormonlar salgılıyor. Yani negatif anlam taşıyan kelimeler gerginlik yaratıyor. Yargılama ve mantık yeteneğimiz düşüyor ve stres yaşanıyor. Geçenlerde iş yerinde bir arkadaş sunum yapmıştı. Bitiminde merakla bizlere sunumun nasıl olduğunu sordu. Diğer bir arkadaş yorum yaptı. Sunum çok güzeldi ama el notlarına biraz fazla baktın. Bunun üzerine arkadaşımın morali bozulmuştu. Yani negatif anlam taşıyan bir kelime morali bozdu. Unutmayın ki amalardan sonra gelen cümleler ciddi hassasiyet barındırır. Amadan sonra gelen cümlenin bir anlamı yok diyoruz. A seçeneğinde bir şeyi hatırlatmak ya da hatırlamak istiyorsanız unutma dediğinizde beyin onu unut olarak algılar, onun yerine aklında tut deyin. Bunun bir alakası yok. Stres yapan, panik içinde olan birini gördüğünüzde panik yapma yerine sakin ol cümlesini kur. Yani olumsuz cümleler yerine olumlu cümleler kullanın. Burada negatif anlam taşıyan kelimeler kullanmayın dedi, örtüştü. Bugün hava çok güzel ama yarın yağmurluymuş yerine yarın yağmurlu olsa da bugün hava çok güzel deyin. Yani negatif cümleler kullanmayın. Pozitif cümleler kullanın. Ben hasta olmak istemiyorum yerine ben gayet sağlıklıyım. Şurada negatif anlam taşıyan yerine pozitif bir cümle kurun. Bu da örtüştü. Bu pandemi süreci ne zaman bitecek yerine ben bu pandemi sürecini neden daha iyi değerlendirmedim deyin. Şurada ikinci kurduğu olumsuz bir yargı. Yukarıda bize negatif anlam taşıyan kelimelerin yerine pozitif anlam taşıyanları kullanın ki gerginlik ve kaygı yaratmasın dedi. Moralini bozmasın dedi. Ancak E seçeneğinde negatif anlamlı cümle kullandı. Örtüşmeyen seçenek burası. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Birkaç sayfaya kocaman bir dünyayı sığdırmak zorundadır. Belgisiz sözcükler bitişik yazılır, doğru. Gerçek bizden uzaklarda, Hint'te,
Çin'de değil, önümüzde, yanımızda, içimizdedir. Özel isimlere getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Benzeşme gerçekleşecekse de gerçekleştirmeliyiz. Bu da doğru. Ben doğruyum demekten vazgeçmezsek gerçeğe hiçbir zaman ulaşamayız. Arapçadan dilimize geçmiş kelime vazgeçmek, pardon şurada. Anlamca kaynaşmış birleşik sözcük, bitişik yazılır. Doğru. Geçtiğim her sokakta zaman zaman hüzünlü, içli, bazense kıpır kıpır, capcanlı türküler duyarım. Burası pekiştirme sözcük. Pekiştirme sözcükler ayrı yazılmaz. Onun için D seçeneği yanlış yazılmış capcanlı kelimesi. Bu parçadan hareketle numaralanmış cümlelerden hangisi söylenemez? Olumsuz bir yargımız var. Soruyu okuduktan sonra ilk önce bu maddeleri okuyacağız, daha sonra buraya geçeceğiz. Korkuların, hatıraların uyarıcısı oldu. Korkular uyarıcıdır. Her evin, her ailenin kendine has korkusu olduğu, korku, koku alma duygusu, koku alma duygusu diğer duygulardan daha önemlidir, duyulardan daha önemlidir. Koku alma duyusunun daha önemli olduğunu. Hafızamda insanlar ve mekanlar yitip gitse de kokularının bizde kaldığı ve onları yaşattığı. Hangisine değinilmemiş bakalım. Aile fertlerinin yaşantıları, evdeki eşya ve onun kullanılış biçimi, evinin alışılagelen manzarası kendiliğinden üretir bir kokuyu. Şurada ikincisi çıktı burada. Sonra buna eğer varsa o küçük bahçedeki kokular da eklenir. Ve yalnız orada yaşananların rüzgarını taşıyan bir koku olur. Hatıraların rüzgarını taşır. Uzun ayrılışlardan sonraki dönüşlerde bile burnumuza tanıdık gelir ve sizi ilk karşılayan her zaman o olur. Özlemlerinizi gideren bu kokular size yaşamınıza giren tüm ayrıntıları, yitirdiklerinizin, bir zamanlar o evde, o bahçede gezinen insanların, orada hayat bulan çiçeklerin, orada onları dolduran eşyaların, sevinçli ve hüzünlü günlerin hatırasını yaşatır. Şurada kokuların hatıraları uyarıcı oldu. Hafızamızda insanlar ve mekanlar yitip gitse de, kokuların bizde kaldığı ve onları yaşattığını son cümleden çıkardık. Ancak koku alma duyusunun diğer duyulardan daha önemli olduğu söylenmedi. Bu parçada ayrıca belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinin noktalama işaretlerini sırasıyla getirilmelidir? İzmirlilere en sevdiğiniz yiyecek hangisidir sorusunu yönelttik. Şurada bir soru işaretimiz var. Soru işareti olmayanları bir gönderelim. Arkasından diğerlerinde hep nokta var. Sorusunu yönelttik, buraya nokta gelecek. Burada bir ayrıma gidemedik. Hemen hemen herkesten aynı cevabı aldık. Boyoz. Kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümlelerin sonuna iki nokta koyulur. Şurada noktalı virgül var. Bu da gitti. Boyoz. Burada aynı cevabı aldık. Ve cevap tek, noktayı koyabilirsiniz. Boyoz yaklaşık 500 yıldır İzmir mutfağının değişmez lezzeti olmuş. Değişmez İzmir mutfağının değişmez lezzeti olan ne? Boyoz. Özneden sonra da uzak düşmüş cümlelerde biz virgülü kullanıyoruz. Burası da A seçeneğinde verilmiş. Şuradaki 3 nokta ile karıştırabilirsiniz. Hemen hemen hepsinden aynı cevabı aldık. Yani tek cevap aldık anlamına geliyor. Aşağıda da tek cevap verdi. Yani tamamlanmış oluyor orası. Burada bize hemen hemen hepsinden pek çok cevap aldık deseydi, eğer cevap pek çok olsaydı ve aşağıda tek cevap olsaydı,
Bunun sonuna 3 nokta koyabilirdik. Ama cevabımız tek, o yüzden nokta koyuyoruz. A seçeneği doğru cevap. Bu parçada Bilge Karasu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kendini kolay kolay ele vermeyen, derinlikli ve çok katmanlı bir biçimi, yani tarzı tercih etti. İmgesel ve soyut bir öykü dünyası yarattı. Kapalı anlatıma başvuruyormuş. Yazdıklarından hep dil ve felsefe eksenli bir yazınsal tutum gözlendi. Öykü yazarken zaman zaman türler arası geçiş yaptı. Öykülerini eleştiriler üzerine sonradan sadeleştirme ihtiyacı duydu. Bilge Karasu, felsefi arka planı olan dilin imkanlarını genişleten metinler üretti. Yalnızlık, boşluk, tedirginlik, ölüm etrafında gezinerek bir öykü dünyası oluşturdu. Yalnızlık, boşluk, tedirginlik, şurada soyutluk var. Okurun çok dikkatli olması gereken metinler yazdı. Beğenisi incelmiş, öyküde farklı tatlar arayan okurları önceledi. Öyküleri kapalı, zor metinler olarak nitelendi. Kapalı. Fazlasıyla kişisel, kimi duyguları, durumları metne yansıtması, anlatımda kurmacadan uzaklaşıp deneme diline evrilmesi, yoğun cümlelerle metni oluşturması, onun öykülerinin kapalı bulunmasının belli başlı nedenleri olarak sayılabilir. Kendini kolay ermeyen, derinlikli, çok katmanlı yazılar yazdı. Şurası da gitmişti. Ve türler arası, bakın öyküden denemeye geçiyor. Türler arası geçişleri de yakaladık. Ancak bu eleştirilerin temel nedeninin ondaki imge yaklaşımı olduğu açıktır. Öykülerini eleştiriler üzerine sonradan sadeleştirdiğini hiç bahsetmedi parçanın içerisinde. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Sabah gün doğumunda manzara muhteşemdi. Şurası bir cümle. Kar toplayan güneşin aydınlattığı vadi, göz alabildiğine engin ve ışıklıydı. Şurası da ikinci cümlemiz. Burada bir sıralı cümle var. Sıralı cümleler normalde virgülle ayrılır. Ancak devamında başka virgül varsa iş noktalı virgüle döner. Burada virgül olduğu için burada noktalı virgül olması doğru. Derin bir yerden inerek iki tarafı ağaçlarla sınırlı yatağında çağlayan derenin kıvrımları dışında tüm vadiyi yumuşak beyaz bir çarşaf örtmüştü. Eş görevli sözcükler arasında virgül koyulur. Bu da doğru. Köyün yanından dağa doğru yükselen fundalığın bodur ağaçları üst üste yığılmışlar. Buz kristallerinden oluşmuş beyaz elmaslar toplar gibi her tarafa ışık saçıyorlardı. Işık saçan burada köyün yanında dağa doğru yükselen fundalığın bodur ağaçları öznemiz, özneden sonra virgül koyuyoruz. Üst üste yığılmışlara kadar şurası bir cümle. Devamındaki ikinci cümle. İki cümle var. Birbirinden sıralı cümleler virgülle ayrılmasına karşın. Eğer birinci ya da ikinci cümlede başka virgüller varsa burası noktalı virgüle dönmeliydi. 5 numaralı noktalama işareti yanlış kullanılmış. Bu parçadan şiirle ilgili olarak yargılardan hangisi çıkarılamaz? İlhamla yazılan şiirlerin şiirden anlayanlara büyük zevk verdi. İlhamla yazılan şiirler anlayanlara zevk verir. Şiirin hem gözlemlerin sonucu olduğu hem de ilhamla yoğrulmasından ortaya çıktığı şiir, gözlem ve ilham. Yaşadıklarımızın ve gördüklerimizin sonucunda ortaya çıkan şiirlerin hayal ürünü olanlardan daha kaliteli oldu. Şiirin anlaşılmasının ciddi bir gayret istedi. Şiir kimilerine göre yaşananların bir sonucudur, kimilerine göre de ilhamdır. Tek bir mısra yazmak için farklı şehirleri, insanları görmüş olmak, hayvanları tanımak,
Kuşların nasıl uçtuğunu bilmek ve sabahları çiçeklerin açılırken nasıl titrediğini görmek gerekir. İlham perisinin kanatlarına binen şairler, şiirden anlayanların, şiir sarayının zirvelerinde mutluluktan uçurur. İlhamla yazılan şiirlerin anlayanlara büyük zevk verdiği çıktı. Şiirin hem gözlem sonucu olduğu hem de ilhamla yorulmasından ortaya çıktı. Yukarıda ilham perisinin kanatlarına binen şairler dedi ve üstte uzunca gözlemler ve incelemeleri verdi bize. İkiye de ulaşırız. Yaşadıklarımızı ve gördüklerimizi sonucunda ortaya çıkan şiirlerin hayal ürünü olanlardan daha etkili olduğunu söylemedi. Şiirin anlaşılmasının ciddi bir gayret istediğini söylemedi. Yani 3 ve 4 numaralı ifadelere ulaşamıyoruz. 27 E seçeneği. 28. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Kemer altında, kemer altı bitişik yazılıyor, bir yer ismi. Özel isimlere gelen çekimekleri kesme işaretiyle ayrılıyor. Doğru. O yıllardan kalan birkaç belgisiz sözcükler bitişik yazılıyorlar. Kumaşçı, terzi ve şapkacı da zaman içinde kayıp olup gittiler. Şurada yardımcı eylemle kurulan birleşik fiillerde bazen ününü düşmesi gerçekleşir ve bunun yapılması gerekiyor. Yapılmazsa yazım yanlışı olur. Burada kaybolup gittiler demesi lazımdı. Bir numaralı da yazım yanlışı yapılmış. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bizim eski divanlarımızda her manzume şiir değildir. Ve biz divan şiirinde ancak şiir olan beyit ve mısraları severiz, hatırlarız. Divan şiirine verdiğimiz değer derecesi bu şiir olarak hatırladığımız mısralardan ileri gelir. Bu şekilde hafızamızda iz bırakan şiir parçalarına eskiler mısra-i berceste adını verirlerdi. Bunlara şiir olan mısralar da diyebiliriz. Çünkü iyi şiir, kötü şiir tabirleri bir parça dikkat edersek gülünç bir yanlışlıktan başka bir şey değildir. Kötü şiir ne demektir? Bir şiirin kötü olması için her şeyden önce şiir olmaması lazım. Şiir olan şeyin kötü olmasına imkan yoktur. Şiiri tanımlamak son derece zordur. Şiir, şiir olduktan sonra mutlaka iyidir. Şiir olan şeyin kötü olmasının imkanı yoktur. Her şeyden önce şiir olması yeterlidir, dedi. Yani B seçeneği buradan söylenebilecek yargılarım ilki. Diğerlerine de bakalım. Şiir, şairin duygularının dil haline gelmesidir. Buradan bahsetmedi. Şiir, kelimelerle güzel şekiller kurma sanatıdır, demedi. Şiir iyi ya da kötü yapan şairdir, demedi. B seçeneği rahat bir şekilde çıkar. Bu sözler aşağıdaki soruların hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Yani konusunu soruyor bize yine. Süt %87,5 oranında su ve kalan kısmının birbirine yakın oranlarda yağ, protein, laktoz ve minerallerden oluşur. Çoğunluğu saydam yapıdaki süte opak beyazlığını veren %3,5 oranındaki kütlesi ile suda askıda bulunan proteinlerdir. Proteinler uzun ve zincir benzeri yapısı olan karmaşık moleküllerdir. Sütte yüzlerce çeşit protein bulunur. Bu proteinlerin en baskın türü ise kazeindir. Küçük kalsiyum fosfat kümelerinin etrafında biriken süt proteinleri misel adı verilen molekül yığınlarından oluşturur. Misel yapılarının yaklaşık 150 nanometre çapındadır ve sütün tamamında dağılmış halde bulunur. Bu yapılar ışığı tüm dalga boylarının saçılımına uğratarak sütün beyaz görünmesine sebep olur. Parçada sütün beyaz görünmesinin nedenlerini söyledi bize. Sütteki proteinler nasıl oluşur? Sütün faydaları nelerdir? Süt neden beyazdır? İşte sebebi bu. Yukarıda uzunca bir parçada bize sütün neden beyaz olduğunu anlattı. 31.
Bu parçaya göre ailelerin yakınlarına maddi fedakarlık yapmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Gelişen teknolojinin vesilesiyle gerileyen insan ilişkilerimiz ve hayat şartlarımız, sosyal yaşantımız düşünüldüğünde birçok insan çocuklarına part-time anne babalık yapabiliyor. Birçok evlilik part-time devam ediyor. Haftada sadece 3-4 gün birbirlerine görev veren eşler biliyorum ben. Mesaideydi, nöbetteydi, seminerdeydi derken. Aynı şehirde yaşayıp da anne babasını, teyzesini, amcasını senede bir kere ziyaret eden kişiler var artık. Bu şartlarda maddi fedakarlıklar diğer her şeyin önüne geçiyor. Çocuklarımızı sevgiye değil, oyuncaklara boğuyoruz. Özel okullar, kurslar, genç yaşta altlarına çekilen pahalı arabalar. Her zaman yakınlarının yanında olduklarını gösterme gayreti. Kendi yaşadıkları güzellikleri çocuklarına yaşatmak istemekleri, çocuklarının hiçbir maddi sıkıntı çekmelerini istememeleri, kendilerinin göremedikleri şeylerden çocuklarını gösterme arzusu, yakınlarına zaman ayıramadıkları zamanı, ilgiyi armağanlar ile telafi etmeye çalışmaları. Biz de yakınlarına maddi fedakarlık yapmasının nedenini soruyordu. Tam olarak burası. Aşağıdakilerden hangisidir demişti. Yakınlarını ayıramadıkları zamanı ilgiyi armağanlar ile telafi etmeye çalışmalarını. Çocuklarımızı sevgiye değil oyuncaklara boğuyoruz. Özel okullar, kurslar, genç yaşta altına çekilen arabalar. İşte bu şartlarda maddi fedakarlıklar diğer her şeyin önüne geçiyor. Maddi fedakarlık yaptığı kısmı da yukarıda doldurma cümleler verdi. Asıl mesajı bize aşağıda söyledi. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada savunanları destekler niteliktedir? Beynimiz kelimeler vasıtasıyla düşünür. Düşünceyle de duygusal tepki verir. Bu duyguların durumuna göre ise davranış sergiler. Dolayısıyla sergilediğimiz davranışların özünde beynin algıladığı kelimeler var. Dil neyi çok söylerse bilinçaltı onu gerçek olarak görür. Beyin de onu gerçekleştirmek için harekete geçer. Kelimeler büyülüdür. Kullandığımız ve duyduğumuz her sözcükle aslında kendimize yeni bir yaşam oluşturursunuz. İnsanın kaderini düşünceleri çizer. Hangisi bunu destekler niteliktedir dedi. Kelimeler değil, onları söyleyecek ağız önemlidir. Değil, kelime önemli. Bir adamın hareketi onun karakteridir. İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsanız kendi kendine öğütür. Bir insan 40 defa deli derseniz deli olur. Kelimeler büyülüdür. Kullandığımız ve duyduğumuz her sözcükle aslında kendinize bir yeni yaşam seçmiş olursunuz. Yani 40 kere kendine bir deli dersen deli olursun. D seçeneği doğru cevabımız. Bu parçadan hareketle Binbir Gece masalları ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlığının ve Umberto Eco'nun Bodino romanının Binbir Gece masallarının etkisini taşıdığı söylenir. Bu ikisini etkilemiş. Voltaire ise kendi öykülerini yazmaya başlamadan önce bu masalları en az 10 kere okuduğunu belirtir. Voltaire de etkilemiş. Sinema dünyasındaki etkilerine baktığımızda 1992 tarihinde Alaaddin çizgi filmi, 2003 yılında Sinbad, Legend of the Seven Seas animasyonu gibi yapımlar masallarda